Gamur Çağ'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bir hafta daha Gamur'da Köprü programında karşınızdayız. Bu hafta biliyorsunuz programımız 24 Nisan'a denk geliyor. 24 Nisan dünyada Ermeni soykırımını anma günü olarak bilinir. Yıllardır bu şekilde anılır. Aynı zamanda tabii ki unutmayalım bugün Ortodoks dünyasının, Doğu Ortodoks dünyasının da Paskalyası. Dolayısıyla Süryani dostlarımızın Paskalyasını da kutlayalım. Mardin'den Paskalya görüntülerini sabah paylaşıyorlardı. Aynı zamanda da Antakya Ortodoks cemaatinin de Paskalya kutlaması bugüne denk geliyor. Takvim farkından dolayı. Bu hafta birçok şey oldu. Aslında bunun için biraz sizi özetleyerek gitmek istiyorum. Öncelikle bu hafta içerisinde klasik olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hemen makamları 24 Nisan'la ilgili bazı açıklamalar yaptılar. Ermeni soykırımı olmamıştır dedi Fahrettin Altun hafta başında yaptığı bir açıklamada klasik olarak her sene tekrarlanan bir şekilde. Bu arada Mevlüt Çavuşoğlu Uruguay'da bir görüşme dönemine girdi. Uruguay'da bazı görüşmeler yaptı ve bu görüşmeler sırasında Uruguay'da ve Arjantin'de çok büyük bir Ermeni diyelim toplumu var. Büyük bir Ermeni cemaati var. 1915'te soykırımdan kaçarken oraya gidenlerin sayısı, özellikle Yozgatlı ve Tokatlı Ermenilerin sayısı çok fazladır ve bu yatırımcıların, bu kişileri, diasporanın dünyadaki çeşitli ülkelerdeki yatırımları da çok fazladır. Türkiye'deki yeni havalimanına da talip olmuşlardı zamanında. Ama işte Mevlüt Çavuşoğlu orada görüşmeler sırasında, görüşmelerden dışarı çıkarken zırhlı aracından 107. yılında soykırımda ölenleri anmak için oraya gelen Ermeni toplumunu gördü. Ve bir görüntü yaşandı orada. Arkadaşlar da ekranlarınıza getirecektir şimdi diye umuyorum. Mevlüt Çavuşoğlu Uruguay'da makam aracından oradaki protesto gösterisi yapanlara bozkurt işareti yaptı. İşte şu kısa video. Ben önce gördüğümde inanmadım böyle bir şey olacağını ama bu görüntü eylemcilerden birinden geliyor. İşte o eylemcilerden birinde o makam aracından yaptığı bozkurt işareti düşündürücüydü. Çünkü sonuçta AKP ocaklarının da kurulduğunun haberlerinin dolaştığı, hani MHP'nin ülke ocaklarının yanı sıra AKP ocaklarının da kurulduğunun haberleri yapılmıştı. Geçen hafta 24 Nisan'da böyle bir şeyin yaşanmış olması da düşündürücü oldu. Ve tabii en kötüsü de bu dışişleri bir dışişleri bakanının yüzündeki pişkin gülümseme. Orada en azından toplumun yaptığı protestonun ya da anma etkinliğine karşın verilen gülümseme Bakü'yü hatırlattı. Karabağ Savaşı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'ye yaptığı geziyi ve orada Aliyev'le Talat Paşa'yı, Enver Paşa'yı hatırlamasını hatırlattı. Bu görüntüyü izleyen Ermenilerde bunda. Buraya not edelim. Bu hafta aslında bu sabah kötü bir haberle uyandım. Kötü bir haberle uyandık. 24 Nisan bizim için soykırıma verilen son kurbanımız Sevak Balıkçı'nın da anma günü. Sevak Balıkçı 24 Nisan gününde askerde askerlik arkadaşları tarafından katledildi, vuruldu. Önce görmezden gelinildi, dava örtülmeye çalışıldı. O mahkemeden oraya taşındı. Ailesi aylarca Batman'a gitmek zorunda kaldı mahkemeyi takip edebilmek için. Ama işte gelin görün ki 24 Nisanlar bizim için Sevak Balıkçı'nın da anma günü olarak kaldı. Adalet yerini bulmadı. İşte bu sabah Sevak Balıkçı'nın babasının anmaya gidemeyeceği haberiyle uyandık. Ani Balıkçı sabah bir mesajında bana Garbis bugün kalkamadı, bu Garbis'i kaybettik dedi. Garbis Akbarek, Sevak Balıkçı'nın babası, yıllardır her 24 Nisan'da, her hatta müsait olduğunda, zaman bulduğunda, yarattığında her seferinde soluğunu oğlunun
mezarı başında alan biriydi. Çok konuşmayan biriydi. Biliyorsunuz daha çok Ani Balıkçı'yı dinledik biz. Basında daha çok onu gördük. Belgesellerde onu dinledik. Garbis Balıkçı bu sabah oğlunun ölüm yıl dönümünde dün akşam her şeyi oraya gidip anma ya katılmak için her şeyi hazırlamasına rağmen oğlunun ölüm yıl dönümünde yatağından kalkamadı. Balıkçı ailesinin başı sağ olsun diyoruz buradan. Garbis abi umarım Sevag'ın yanındadır şimdi. Hani Balıkçı'nın her zamankinden daha fazla ihtiyacı var bizlere. Daha fazla ihtiyacı var kenetlenmemize. Ani Kuyruğ'a de buradan başı sağ olsun diyelim ve yanında olduğumuzu hatırlatalım. En azından Sevag'ın her sene anarak davanın takipçisi olarak burada bunu bir görev edindiğimizde hatırlatalım. Size bu hafta Sevag'ın odasından sesleneceğiz aslında. Ani Balıkçı'yla yıllar öncesinde Umut Vedat Gayretli ile Soykırım'ın Kadınları belgeseli çekimi sırasında Ani Balıkçı'nın evindeydik. Daha Sevag Balıkçı'yı yeni kaybetmiştik. Sevag'ın odasında Ani Balıkçı bize Sevag'ı anlattı. Çünkü sonuçta Sevag simgeleşti bizim için. Ama aslında Sevag da bir genç, askerliğini yapan, herkes gibi umutları olan, bazen haşarı, bazen kendisini odasına kapatıp yüksek sesle müzik dinleyen bir gençti. İşte gelin şimdi Ani Balıkçı'nın ağzından Sevag'ın odasında Sevag nasıl biriydi onu alalım. Sevak 1986 doğumlu. Tabii 80 doğumlu da Lerna, bir 6 yaş var aralarında. Pek ikinciyi düşünmezken Lerna çok istedi bir kardeş olsun. Ve Sevak doğdu, evet. 7 aylık, 7,5 aylık doğdu. Çok zayıftı, yaşam şansı yok demişti doktor. Sonra onu 40 gün küvezde yaşattık. Hep işte başından serumlar falan aldı. 1 kilo 100 gram kadardı. Küvezin içinde bayağı kilo aldı. Lerna'nın doktoru onu büyüttü. Önce tabii Allah, sonra doktora taparız hala. 40 gün sonra hastanede 3 kere apne olayı geçirdi. Prematüre doğan çocukların yaşayabileceği bir şeydi. Birkaç kere elimde mosmor oldu. Sonra tekrar kalbi çalıştı falan. Hep korkardım bir araz kalacak diye. Kalmış insan olmak. İshal oldu, kalbi durdu 3 kere. Tekrar çalıştı. Artık en son durduğunda kocamla dedi ki, hani artık bize herhalde canlanmayacak, ne yapalım? Birden ağlama sesi geldi ama o hemşirenin dediğini hiç unutmuyorum. Ya yiyecek ekmeği var ya çekecek çilesi var bu çocuğun demişti. Ben de hep korkardım bir araz kalacak diye. Evet, kalmış bir araz. İnsan olmak. Herkese güvenmek. Kimseyle kavga etmemek, küsmemek. İşte biz bazen derdik hani, işte bir şey insanı beğenmiyoruz, biz onunla konuşmak istemiyoruz. Selam verirdi. İşte teyze amca diye yanlarına giderdi. Tantikleri vardı. Arkadaşlarıyla da gayet iyi geçinirdi. Hiçbir kavga bir şey duymadık. Sevilen bir çocuktu. İlkokulu benle beraber Bomonti'de okudu 4 yıl, 4. sınıfa kadar. Sonra Karagözyan'a geçtik beraber. Ben orada ana sınıf öğretmeniydim. O da son sınıftaydı zaten. Orayı bitirdikten sonra ben sanatla uğraşacağım dedi. Seramik. Bir turla bir geziye gitmiştik. Seramik yapımını gördü. Ben bunu yapmak istiyorum dedi. İşte bir kursa yazdırdık, o ara bir kurs vardı. Ve sonra da sanat okuluna devam ettim, açık sanat. Orada da hep takdir alırdı. Kültür dersleri çok iyi değildi. Ama sanata yatkındı. Resim çizerdi. El şeyleri kuvvetliydi. Orada da gayet iyi bir nokta bitirdi. Ve 2 yıllık bir üniversite geçme hakkı kazandı orada. Üniversitede zaten sormazdık tabii, artık üniversitedeydim de ilk ortaokulman lisede bütün hocaları memnundu kibarlığından dolayı. Hatta onur belgesi bile vermişlerdi.
Şimdi resimde de gördüğünüz gibi hiçbir resimde ağlamıyor. Hepsinde gülüyor. Hep gülen bir çocuktu, mutlu bir çocuktu. Ablasıyla çok iyiydi arası. Bize sormadan hiçbir şey yapmak istemezdi. Olurumuzu almadan yapmazdı. Tabii bazı isyanları vardı her genç çocuk gibi de. 24 Nisan'da bu şekilde öldürülmesi bir tarih soruma gidiyor. Niye o tarihte? Niye 23 değil, 25 değil? Bu bir. İkincisi, Sevak, ben bile yeni öğrendim ailemin tarihini. 24 Nisan ne olduğunu bilmezdik. Sevak bilmezdi. Ha, ben bilirdim, tamam, bizim aydınlarımız gitmiş, bir soykırım var o tarihte. Ve o ilk aydınların alındığı tarih olarak sonra devam etmiş tabii. Ama Sevak bunları bilmezdi. Hatta Hrant'ın öldürüldüğü zaman biz Sevak'la oradaydık hep. İlk zaten görenlerdenim ben. Gündüz o civardaydı. Sonra akşam gittik. Yürüyüşlerine katıldı 2-3 sene. Bu adamdan ne istediler? Ya ne kötü bir şey söylüyordu ki? Derdi hep. Politikayla da ilgimiz yoktu. Hadi demek kasti, ırkçı bir cinayet. Meğersem o yıl ikincisi anılıyormuş. Benim ondan da haberim yok. Bu eve yeni taşınmıştık. İşte yerleşme telaşındaydık. 17 gün sonra Sevak da geliyordu zaten. Biletini yollamıştı. Kıyafetlerini istemişti. Bir de tabii 98 yılda bir gelin, o gelin rastlayan 24 Nisan'a Paskalya bayramıydı. Son zaten bir gece evvel konuştuk telefonda. Arife gecesi. İki kutum diyoruz. Kişer Parimamal izadikler dedi. Son söylediği, duyduğum sesle. Sabah zaten 11 civarında olmuş. Biz 3'te haber aldık. Diyeceğim, o anılmanın bile farkında değiliz ama herhalde ona bir gözdağıydı. Evet, Hrant'tan sonra Sevak, Sevak'tan sonra Maritza yayamız. Soykırım devam ediyor. Devam etsin bakalım, nereye kadar gidecek. Bir Digara olayım var. Ona çok aklımda. Bir de ne yapardı? Birlikte güldüğünüz ne var Sevak'la? Ben çok şey var ama. Bir tanesini söyle. Araba kullanırken benimle çok dalga geçerdi. Mama dikkat et, şimdi kırmızı ışık geliyor derdi. Işık mışık yok, ben dururdum. Sonra dedi ki sen git beceremiyorsun, hadi bırak, yarı yolda kendi alırdı arabayı, kullanırdı. Araba kemerini yine bağlamadın derdi. Bağlama, boşver, boşver derdi. Vardı böyle şakalar ama en çok aklımda kalan, yine arabada ben sigara içerken yine patlayan sigaraları koymuştu. Sevak, şunu yapmaya, direksiyon başındayım derdi. Hadi canım, içme orada, sigara mı içilir derdi. Vardı espri, daha çok ablasıyla çok dalga geçerlerdi. İkisi bir araya gelir, gülerdik işte. Ama yarım saat düşünür sonra gülerdik biz anlattığı şeylere. Bir de ona çok gülerdim. Hadi Sevak bir şarkı söyle desin, hayatta söyletemezsin. Banyoya girip yıkanırken illa Ahmet Kaya şarkısı söylerdi. Ahmet Kaya'dan hep bağıra bağıra şarkı söylerdi. Ayranı mıydı artık dinlerdi. Odası ayrıydı, orada dinlerdi de. Orada söylerdi işte onun şarkılarını. Bilgisayarımı çok alırdı. Sen anlamazsın, ne anlarsın, şunu şöyle yap, böyle yap derdi. Ben yeni öğreniyordum tabii, onlar biliyorlardı. İşte babasıyla, ha bir de horlarken bizim şeylerimizi çekerlerdi ikimizin de. Kaydı almışlardı bir gün. Sabah bile baktık yanımızda ötüyor bir şey, kendi sesimiz. İkisi birden almıştı. Böyle filmleri vardı onun. Ama şimdi çok özlüyorum onu. Sesini özlüyorum. O mama dediğini özlüyorum. Bu yaptığın yenir mi falan derdi. Kendi geçerdi mutfağa. Bir tabak süslerdi. Her şeyle böyle resim gibi. Ya bir adam kafası olurdu. Ya bir çocuk olurdu o. Salatayla, domatesle.
yemeği severdi. Orada da zaten resimleri var. Bir gece evi çiğ köfte yapmışlar. Orada resimleri var. Nöbetten gelirmiş, hadi ne yiyeceğiz dermiş. Girerlermiş, mutfaktan bir şeyler alırlarmış. Yürütürler miydi, ne yapardı? Onu anlattı arkadaşlar orada. Ama yazık ki arkadaşların, genelde çocuklarımızı da biz öyle yetiştiririz burada. Ne bir mahkemeye düşecek, ne bir sokakta bir serserilik yapacak. Genelde öyledir. Aman devlete bulaşmayalım. Çünkü ikinci sınıf vatandaşız. Kodumuz bile var. Evet, Sevak'ı böyle analım istemiştik bu sene. 2011'de kaybettiğimiz Sevak'ı. Ama işte hani biraz böyle nasıl gülerdi, onları gündeme getirelim. Onları konuşalım biraz da. Onun gülüşünü hatırlayalım. İşte dedi ya hani balıkçı, bir tane ağlayan fotoğrafı yok, hep güler. Demir gülerdi diyor. İşte onu öyle hatırlayalım istedik ama işte bugün babasını da kaybettik. Bunu da en azından burada Garbi Sabi'yi de artık anacağız. Sevak'la birlikte. Şimdi bunu, bu kısmını dinledik. Şimdi Sevak'ı anlattı Aniko'yu. Bu arada bu görüntüleri bize arşivden bulan ve çıkaran ve çeken Umut'a, Umut Vedat Gayretli'ye de teşekkürler. Biz unutmuştuk neredeyse bu röportajı, bu belgeseli çektiğimizi. Peki devam edelim. Dedik ya, Sevak'ı böyle andık. Ama her Ermeni bir kanıt. Her Ermeni bir soykırım kanıtı, anlatısı. İşte diyorlar ya, kılıç artığı. İşte Anikuyuk da öyle. Hani balıkçı da öyle. Ailesinden gelen, ona aktarılan, biraz önce diyor ya ben bilmiyordum hikayemi diyor. Biz 24 Nisan hikayemizi bilmiyorduk 1915. Sonrasında öğreniyor Ani Balıkçı. Gelin şimdi bir de Ani Balıkçı'nın 1915'ini aktaralım burada. Ben 1955 doğumlu, İstanbul doğumlu Ani Balıkçı. Eski kızlık soyadımla Anika'ya. Babam Sivaslı bir aile çocuğu. İstanbul'a gelmiş. Annem burada doğumlu fakat Ankaralı bir ailenin kızı. 1955 yılında ben İstanbul'da doğmuşum. Bir de kardeşim var. O da benden 2 yaş küçük. Beşiktaş'ta büyüdük, Beşiktaş semtinde. Oranın Makruyan Okulu'nda okudum. Ondan sonra yatılı bir Ermeni okulunda okudum. Sonra lise ve üniversite. 37 yıl ana sınıf öğretmenliği yaptım. Daha sonra 1978 yılında eşimle tanışarak evlendik. O da Konyalı bir ailenin çocuğu. Beynelmiler bir aile. Bir oğlumuz, bir kızımız oldu. Şimdi tabii bir Sevak kaybından sonra bir kızım ve bir torunum var. Sevak'ın kaybından sonra ailemi araştırmak. Bir kısım biliyordum fakat tam değildi, tam anlatılmazdı bize, detay verilmezdi. Annem de öyle, belki kendi de fazla bilmiyordu çünkü burada doğmuş. Anneannem de fazla bir şey anlatmazdı derken ben ailemi araştırmak istedim. Fakat babam ve 3 amcam sağ değiller. Bir tek amcam var. O da Allah'a şükür aklı çok yerinde, 85 yaşında olmasına rağmen. Ve o anlattı bildiklerimizin yanlışların ve doğrularıyla. Bir aile hikayem var. Evet, ben kılıç artığı torunuymuşum. Nedir bu hikaye? Size anlatılan ve size şimdi öğrendiğiniz? Baba tarafı dedem kendi babası ve kardeşiyle Yozgat'tan geliyorlar. Mancılık, Sivas Mancılığı. Orada kardeşi ölüyor ve dedem tek kalıyor babasıyla. Orada büyüyor, demircilik yapıyormuş dedem. Bir büyük bir evi vardı, sonra ben gittim o evi de gördüm. Evet, hala duruyor. Yıkıntı hiç ama var, yeri belli. O büyük bir evleri varmış. Kendi 4 oğlu ve bir geliniyle, bir de eşiyle, Yeter adlı bir eşiyle yaşarken askere alınıyor. 1915. Askerde
işte bir sürü askerlik yaptıktan sonra bir Müslüman asker diyor ki, bunlar iki köylünün, aynı köyün arkadaşları varmış yanlarında. İkisi berabermiştir. Her gün burada bir Ermeni askeri öldürüyorlar. Siz kaçın diyor. Bu ikisi bir de kaçıyorlar. Fakat köye gelemiyorlar. Duyuyorlar ki köyler basılıyor. Dağ bayır bilmem ne geziyorlar. Sonra bir köye gelme durumuna hissediyorlar herhalde. O geliyorlar köylerine. Geliyorlar ki bu dedenin 4 çocuk ve kızı, gelini, kızı ve bir de torunu varmış. Hiçbiri yok. Eşi de yok. Kahrediyor. Yani orada bakıyor ki evini de işgal etmişler. Oraya gelen akıncılardan bir bey herhalde oturuyormuş. Bir demiş de melatı varmış. Babam işte şunu söylerdi. Handı ben bizim babamın evi derdi. Yani o zaman oteli herhalde. Müştemilatı varmış. Arkada da demirci dükkanı varmış. Ha çıkmasının, ortaya çıkmasının nedeni de sanatkarlar çıksın demişler. Saklanırken köyüne gidememiş daha önce. Sanatkarlar çıksın ortaya deyince, demirci de olduğu için herhalde atın anlayacak adam yok. Unu öğütecek değirmenci yok. Dedem de çıkıp geliyor ve bu durumla karşılaşıyor köyünde. Lütuf ediyor, karşıda otur diyor. Müştemelatı da varmış evin. Arkada da çalış diyor. Bu arada babaannem olacak kişi. O da artık güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum. Bir çocuğu, bütün ailesi Müslümanlık, zorla Müslümanlaştırılıyor. Kendisi kocasıyla, kendi ilk kocasıyla diyeyim, kocasıyla ve çocuğuyla biz o kabul etmiyoruz deyip kafileyle yola düşüyorlar. Yolda kocasını kaybediyor. Kucağında çocukla kalıyor. Ve Urfa'ya kadar gidiyor. Urfa'da bir Arap'la oturmak zorunda kalıyor. Ve bir ağanın evinde kölelik yapıyorlar. Ben bir hatırladığım bir tek bir şey vardı. Amcam orayı söylemedi ama onu hatırlıyorum. Çocuğuna bakmak istemezmiş Arap. Bu da ahıra koyarmış, saklarmış. Bir dilim ekmek de doyururmuş. İşte oradan kaçırdığı yemek de çocuğunu. O da küçük. Boze amca o da. Biz amca biliyoruz onu. Neyse bir ara akıllı kadınmış yine. Dün yine aynı şey konuştuk. Telefonda yengemle. Akıllıymış. Diyor ki benim diyor bir sandık altınım var diyor araba. Biz diyor şeye gidelim, köyümüze gidelim diyor. Arap'la beraber yola çıkıyorlar. Arabı Sivas, Kangal'da bırakıyor. Bir dümenle yolluyor. Kendi mancılığa geliyor. Fakat geldi yine eski kocasının ailesi Müslüman. İstemiyor ve kucağında çocukla dedemle evleniyor. Dedem de o çocuğu kabulleniyor. Ve babamlar oluyor. Yine 4 çocuk. Ve yine bir kız. Tabii 5. bir de Boze'miz, amcamız var. Amca biliyoruz onu. Boze orada büyüyor. Amcalarımla beraber, babamla beraber büyüyorlar. O daha büyük tabii. Bu arada herhalde çok da büyüdü. O da askere gidiyor. Askerden dönüşünde herhalde küçük evleniyorlardı. Evli ve ben onu hatırlıyorum. Karısı ve bir de kızı vardı. Kirkor ve Hatun. Annem onları bulmuştu ama ben şimdi bilemiyorum neredeler. Halep'e kaçıyorlar onlar sonra. Onlar Halep'te bir bölümde Halep'e gidiyor yani. Karın bir kardeşler. Sonra ilk babam tek tek oluyorlar evet. O müştemelatta ilk doğuyor bunlar. Sonra herhalde vicdana mı geliyor artık ne oluyor? Ağa diyor ki ev işgal edin gel evine otur diyor. Bunlar evlerine geçiyorlar. Sonra babam İstanbul'a geliyor. İstanbul'da hamallık falan yaptım derdi. Çiniciydi babam Beşiktaş'ta. Önce Samatya, sonra Beşiktaş'a geçmiş. Tanınmış bir çiniciydi. Fakat evlendikten sonra 6 Eylül patlıyor. 6 Eylül'de ben 16 günlükmüşüm. Babam Manisa, yanlış hatırlamıyorsam, şeker fabrikasının Çinilerini alıyor. Makinelerini oraya kuruyor. Fakat 6 Eylül patladığı için makineler orada yağma ediliyor.
burada İstanbul'daki dükkanı korunuyor, bayrak falan asılıyor. Aynı şekilde Beşiktaş'taki evimiz, ha o ev satılıp geliyor, burada bir üç katlı ev alınıyor. Sivas'taki evdeyiz. O evde oturuyoruz, kiracılarımız da varmış. O zaman birer odada otururlarmış. Tabii ben 16 günlük, annemin sütü kaçıyor korkuda. Onun da hesabı var, daha ben süt emmemişim mesela. Kardeşim 2 sene sonra doğduğu için o emmiş. O böyle kiloluydu hatta. Ben hep zayıftım, neyse. Ve biz ondan sonra babamın işleri hiç iyi gitmedi. Herhalde oraya büyük yatırım yapmıştı. Hep orta halli bir aile olarak yaşadı. Bazen vardı, bazen yoktu. Yani orta halli çok şükür. Öyle bizi annem tersiydi, çalışırdı. Böyle büyüdük, biz okuduk, bu şekilde evlendik. Şimdi Sevak'tan bahsetmeni isteyeceğim. İstersen içeri geçelim. Anne tarafımı söylemedin. Hı, olur. Onu da şey yapalım. Ondan önce telefonu kısayım mı? Getireyim mi? Telefon muydu o çalan? Sesini kapatalım. Yok, mesaj. Ha, tamam. Şeye, o zaman bir de anne tarafını anlat. Anne tarafımda Ankara'dan geliyorlar. Dede yok, babası yok annemin. Anneannemin babası yok. O da askerde mi? Herhalde onu da tam bilmiyorum. Bir iki kızı, bir oğluyla annemin anneannesi İstanbul'a geliyor. Orada ebelik yaparmış. Ve altın verirlermiş o zaman. Anneannemin boynunu astı altınlar. Yolda trende askerler alıyor. O da hep gariban büyütmüş. Hep anneannem çalışarak bizi, yani annemi büyütmüş. Ben hatırlarım. Çeşitli işlerde çalıştı kadıncağız. Dedem kunduracıydı. Kumkapı'da gelip yerleşiyorlar. Anne tarafında böyle bir hikayesi var. Evet, hani balıkçının ailesinin hikayesini, 1915'ini anlatmış olduk. Tekrarlayalım. Bugün bir anma da gerçekleşti. Garopaylan katıldı. Sevak Balıkçı'yı yine mezarı başında anmak isteyenler de oradaydı. Her zamankinden daha fazla belki de ailesinin bize ihtiyacı var diyelim. Desteklerimizi bir kez daha yenileyelim. Bu hafta olanlar içerisinde tabii bu konuyu kapatmadan hemen şunu da eklemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye Ermenileri Patriği Zahak Maşarlı'na bir mesaj gönderdi. 1. Dünya Savaşı'nın zorlu koşullarında ölen Osmanlı Ermenileri ifadesini kullandı. 1. Dünya Savaşı koşullarında vefat eden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor, hayatta olan yakınlarına samimi taziyelerimi iletiyorum dedi. Ve acıların büyütülmemesi gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajında. Acıları büyütmeyelim, birlikte geleceği inşa edelim diyerek Türkiye-Ermenistan ilişkisindeki normalleşme sürecine dikkat çekti. Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak olan bizlerin geçmişini, yaraları birlikte sarması ve insani bağlarını da daha da kuvvetlendirmesi önemlidir. Bu anlayışla acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum mesajını paylaştı. Şimdi bu konuyu burada bırakalım. Böyle biraz genişçe bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bu hafta aslında Kemal Göktaş'la Medyakritik'te de izlediniz. Bir rapor yayınlandı. İnanç özgürlüğü girişiminin din özgürlüğü, Türkiye'de din ve inanç özgürlüğü izleme raporu yayınlandı. 2022 raporu bu arada. Geçen raporlara da bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu konuda hem raporu hem de görüşlerini almak istiyorum. Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Yöneticisi Mine Yıldırım konuğumuz olacak. Mine Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Mine Hanım, öncelikle ben hemen böyle raporun başlığından başlamak istiyorum. Temenniden eyleme ilerleme çağrısı. Aslında bir çağrı var raporda. Bu alt başlıkta Türkiye'de din ve inanç özgürlüğü izleme raporu olarak geliyor. Şimdi temenniden eyleme inanç özgürlüğü ne durumdayız? Yani biz şimdi tabii bu programda Gamuç'ta biraz daha azınlıkları, Hristiyanları, Yahudileri daha çok gündeme getiriyoruz. Onların haber olmayan
konularını gündeme getiriyoruz ama sizin raporlarınızda nefret söyleminden bu konunun anayasa bağlamında incelenmesine kadar çok detaylı şeyler var. 76 sayfalık bir rapor. Bu arada internetten de indirilebiliyor. Herkes okuyabilir. Bu konuda 2022 yılında neler yaşandı? Geçtiğimiz seneye nazaran kıyaslarsanız sanki daha mı artış var yoksa nedir? İlk başta şunu söyleyeyim. 2022 yılında yayınlandı rapor ama 2019'dan 2021 yılının sonuna kadar gerçekleşen yasal yargıya dair idari pratikler açısından gelişmeleri değerlendiren bir rapor. Başlığına dikkat çekmenize sevindim. Çünkü 2013 yılından beri biz belli aralıklarla bu izleme raporlarını yayınlıyoruz ama her rapor yazıldığında da çok değişen bir şey göremiyoruz. Aslında temel köklü sorunların devam ettiğini görüyoruz. Öte yandan buna paralel olarak da yıllar içerisinde her zaman inanç özgürlüğüne ilişkin gelişmeler olacağına dair ümitler besleniyor. Özellikle azınlıklar açısından da bakarsanız örneğin 2013 yılından beri cemaat vakıflarının seçim yapamıyor olması, 2013 yılından beri bir bu konuda temenni var, beklenti var, bazen verilen sözler var. Aslında biraz bunu da göz önünde tutarak bir eylem çağrısında bulunuyor rapor. Yani artık eyleme geçilmesi çağrısı var. Çünkü çok geç kalınmış durumda. Birçok sorun, maalesef köklü sorun çözülmeden devam ediyor. Raporumuzda sadece azınlıklara odaklanmıyoruz. Aslında uluslararası hukukta din ve inanç özgürlüğünün çeşitli bileşenleri üzerinden tematik bir yaklaşımımız var. Yani bu hakkın işte inanmama özgürlüğünden, ibadet yeri kurma özgürlüğüne, eğitimde din ve inanç özgürlüğüne vesaire birçok başlık altında inceliyoruz ve bunlardan etkilenen tüm gruplarla ilgili değerlendirmeler var. Ama sizin programınızda daha çok azınlıklara odaklanıldığını biliyorum ve belki biraz o alanda öne çıkan sorunlardan bahsedebiliriz dilerseniz. Aslında şimdi biraz önce dediniz ya, hemen oraya bir ek yapayım. İnanma ve inanmama özgürlüğü. Evet. Yani burada evet. Mesela özellikle din dersi seçimi, din kültürü ahlak bilgisi dersi seçimiyle ilgili bir bölüm var ki yıllardır hiçbir değişim yaşanmadı ve her seferinde bir vaat de var aslında orada ve orada sizin raporunuzda özellikle belirtiliyor. Yani bu dersten muaf olabilmek için yani kendimizi gidip soy kodumuzu ortaya çıkarmamız gerekiyor ki dersten muaf olalım. Öyle evet. Bir durumla karşı karşıyayız. Evet, o ilginç bir durum. Çünkü zorunlu din kültür ahlak bilgisi derslerinden sadece Yahudiler ve Hristiyanlar muaf olabiliyor. Ve bunun içinde Hristiyan veya Yahudi olduklarını ispatlamaları gerekiyor. Yani nüfus kaydında bunu yazılı olduğunu belgelendirmeleri gerekiyor. Biliyorsunuz bir süredir kimlik kartlarında din hanesi kaldırılmış durumda. Ama aynı zamanda nüfus kütüğünden de kayıtlarınızdan da sildirebiliyorsunuz. Fakat bu muafiyet hakkından yararlanmak istiyorsa kişi bu kaydı sildirme hakkından kesinlikle yararlanamıyor. Hem din veya inancını açıklamak zorunda kalıyor. Aslında uluslararası hukuk standartlarına göre sadece kişilerin beyanı yeterli olmalı bu gibi durumlarda muafiyet hakkından yararlanmak için. Evet. Tabii başka bölümler de var. Şimdi siz biraz önce söylediniz. Şimdi bu azınlık vakıflarının seçimleriyle ilgili konuya neredeyse kimse, yani çok böyle içsel bir konu olduğu için kimse bu konuya dikkat çekmiyor. Ama mesela sizin raporda önemli bir yer teşkil ediyor. Ona da değinmek gerekiyor. Tabii uluslararası bağlamı da hatırlatmak lazım. Bu raporda da söyleniyor. Birçok sözleşmeye imza atmadığı için Türkiye, yani çekincilik aldığı için aslında mesela ana dil hakkı, örgütlenme hakkı konusunda da birçok sıkıntı yaratılıyor zannedersem, değil mi? Şöyle, evet, Türkiye'nin çekince koyduğu maddeler var insan hakları sözleşmelerinde. Ama bu bahsettiğiniz işte ana dili olsun veya örgütlenme özgürlüğü olsun, bu konularda herhangi bir şekilde yeterince insan hakları yükümlülüğü var Türkiye'nin. Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi veya Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nde
zaten kabul etmiş olduğu yükümlülükler doğrultusunda bu hakları koruması gerekiyor. Sizin bahsettiğiniz gibi cemaat vakıfları 2013 yılından beri yönetim kurulu üyelerini seçemiyorlar. 2019 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü atama usulüyle yeni üyeler alabileceklerini söyledi. Ama bu da hem bu toplumların gelenekleriyle uyuşan bir yöntem değildi, hem de zaten örgütlenme özgürlüğüyle de uyumlu bir seçenek değil. Çünkü toplumların da kendi kendilerini yönetmeye katılım hakları var. Dolayısıyla seçim yapamayacaklardı. Sadece atama yoluyla, mevcut yönetim kurulunun ataması yoluyla yeni üyeler atanabilecekti. Ama sonrasında işler daha da karmaşıklaştı ve 2021 yılında İdare Mahkemesi bu sefer hem 2013'teki bu yönetmeliğin iptal edilen maddelerinin yasaya aykırı buldu, hem de bu yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına dair Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün genelgesini hukuka aykırı buldu. Yani devamlı bir sarmal içerisinde yeni sorunların ortaya çıktığı, belirsizliğin ortaya çıktığı bir süreç. Oysa devletlerin bu gibi durumlarda pozitif yükümlülüğü var. Yani bu hakkın kullanılabilmesi için atılması gereken adımları atmaları gerekiyor. Şimdi en sonda geçen yıl Nisan ayında İnsan Hakları Eylem Planı'nda biliyorsunuz bu konu geçiyordu. Nisan ayının sonuna gelmiş durumdayız. Henüz bir yönetmelik ortada yok. Bununla ilgili bazı işte söylentiler var. Aslında çok da uygun bir yönetmelik çıkmayacağına dair görmedik. Aslında kamuyla paylaşılan bilgiler de yok maalesef. Bu en aciliyete sahip olan sorunlardan birisi maalesef. Evet. Biz de bunu sık sık gündeme getirmeye çalışıyoruz. Özellikle vakıf temsilcileriyle. Hem de Argos Gazetesi'nin de son iki haftadır manşetinde de bu konu vardı. Ama en azından şunu belirtmeme izin verin. Azınlık toplumundan olmayan bir kişinin bu kadar konuya, bu konuya, spesifik konuya vakıf bir şekilde konuşabilmesi, en azından yalnız olmadığımızı, takipçisi, konunun takipçisi olan birileri olduğunu konusunda bizi biraz rahatlatıyor açıkçası. Yani ilk defa Ermeni olmayan ya da Rum, Yahudi olmayan biriyle azınlık vakıfları konusunda bilgi alabiliyorum. Ya da avukat olmayan diyelim. Avukatlık demişken şunu sormak istiyorum toparlarken. Şimdi burada çok önemli bir, bu raporda dikkatimi çeken bir madde vardı. O da 216. madde konusu. Yani nefret söylemi. Bu son dönemde çok, son yıllarda diyelim, çok konuşuyoruz nefret söylemini. Nefret suçunu na dönüşmesini söylemi konuşuyoruz. Ve tam da işte bu dönemde şimdi Garopaylan'ın mesela meclise verdiği önergeyle, ki 7 yıldır aynı önergeyi veriyor, bu sefer lince maruz kaldı. Daha fazla lince diyelim. Şimdi Türkiye'deki ağırlıklı, buradan rapordan bir cümle okuyacağım ben. Türkiye'deki ağırlıklı eğilim 216. maddenin diğer din ve inançlara yönelik hakaret ve nefret söylemi bağlamında değil, yalnızca İslamiyet bağlamında uygulanması yönünde diye bu kısmı böyle bir alıntılamışım. Çünkü yani aslında 216'na açılan bir sürü dava var, ama bunlar aslında Hristiyanlara ya da Yahudilere ya da yani böyle bir ayrım var gibi oluyor herhalde. Bu konuyu biraz bize açar mısınız? Adalet Bakanlığı'nın tavrını ya da eskiden 301 vardı, şimdi 216. O konuya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Dediniz ya, cemaat vakıflarına o kadar fazla ilgi gösterilmiyor belki bu seçimlere. Şunu söylemek lazım. Yani insan haklarını ve din veya inanç özgürlüğünü ciddiye alan herkesin bu konuya ilgi göstermesi gerekiyor. Bu aynı zamanda muhalefet partilerinin, yani şu an iktidarda olan parti ve muhalefet partileri ve diğer insan hakları kuruluşları için de geçerli. Onu söylemek istedim. Yani bu insan haklarını ciddiye alıyorsanız kesinlikle listenizde yukarıda olması gereken önemli bir konu. 216. maddeye gelince... Aslında direkt olarak İslam'a yönelik bir referans yok Türk Ceza Kanunu'ndaki bu maddede. Dini değer, toplumun bir kesiminin bağlı olduğu dini değerlerin aşağılanmasıyla ilişkili. Ve
Ama şeye, içtihata baktığınız zaman daha çok aslında İslam dinine yönelik veya Müslümanlara yönelik olarak hakaret veya aşağılamanın kovuşturulmasında bir yargı konusu olmasında kullanıldığını görüyoruz. Zaman zaman aslında örneğin kiliselere yönelik bazı saldırılarla da bağlantılı olarak veya tam bir fiziki saldırı olmasa da sözlü bir tehdit veya saldırıyla bağlantılı olarak da kullanılabiliyor. Ama çok yoğun bir şekilde aslında İslam'a yönelik olarak kullanılıyor. İslam'a yönelik eleştirilere ilişkin kullanılıyor. Garapaylı'nın durumunda 216. maddenin geçerliliğini biraz incelemek gerekir. Yani açıkçası çok üzgünüm, son günlerde tam detaylı olarak takip edemedim. O yüzden spesifik olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Ama içtihatı incelediğiniz zaman, yargı kararlarına baktığınız zaman Hristiyanlığa yönelik veya Yahudiliğe yönelik olarak gerçekleşen nefret söyleminin 216. madde çerçevesinde değerlendirilmediğini görüyorsunuz maalesef. Daha çok mala zarar verme gibi oluyor. Kiliselere yapılan bu saldırılarda işte son dönemde işte Kuzguncuk Kilisesi'nin haçının sökülmesi vesaire gibi konularda, ki raporda da bu davalar aslında belirtiliyor. İşte son dönemde orada da şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum takip ettiniz mi, ama bu Kuzguncuk'taki kilisenin haçının sökülmesinden ötürü ceza almıştı kişi. Ama son birkaç hafta içerisinde o cezanın da iptaline karar verildi. Cezai ehliyeti olmadığı için aslında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Bu raporumuzda çok ayrıntılı bir şekilde ele almadık, ama bizim aynı zamanda bir din veya inanç temelli nefret suçları raporumuz var. O da daha önce yayınlanmıştı. Çok fazla yer tuttuğu için onu ayrı bir rapor haline getirme ihtiyacı duyduk aslında bu geçtiğimiz yıl. Orada da en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Cezasızlık sorunu. Yani gerçekleştirilen hem kiliselere veya sinagoglara yönelik veya cemevlerine yönelik olarak gerçekleştirilen işte yazılama, nefret içerikli mesajlar yazma veya mala zarar verme, ibadet yerlerine zarar verme aslında Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç olarak düzenlenmiş. Ama yine de cezasızlık ve bu kişilerin bulunamaması veya ceza verilmemesi çok fazla karşılaşılan bir durum. Bu aslında bugüne getirmek istiyorum. 24 Nisan'a veya benzer yaşanmış kayıplara getirmek istiyorum bunu. Aslında biz sayıya baktığımız zaman geçen yıl içerisinde 14 adet nefret suçu tespit ettik. Farklı kesimlere yönelik. Belki diyebilirsiniz ki bazı ülkelerde yüzlerce tespit ediliyor. Ama şunu gördük ki, yani sayı az olsa da bu geçmişte yaşanmış olan büyük kayıplar toplumların hafızasında o kadar taze ki hala. Belki yaralar sarılmadığı için. En ufak bir olay, işte mesela küçümsemek için söylemiyorum, ama mesela bir can kaybı yok, işte kilisedeki haçın yerinden sökülmesi. Bu toplumlar içerisinde travmayı tetikleyen bir şey ve bütün topluluğa aslında mesaj veren saldırılar bunlar. O yüzden etkisi çok çok daha geniş. Bu nefret suçlarının ben geçmişte yaşanmış olan büyük travmalar ve kayıplarla çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ve o travmaları yeniden kanatan, yeniden acıtan ve yeni kuşaklara da onların etkisini taşıyan suçlar olmaya devam ediyor bunlar. O yüzden bunların cezasızlığın olmaması, bu toplumlara destek olunması ve yine geçmişle yüzleşme ve yaraların sarılması için ciddi adımlar atılması çok önemli. Çok doğru. Mine Hanım, çok teşekkürler katıldığınız için yayına. Buradan bir kez daha tekrarlayayım. İnanç özgürlüğü girişimi, tabii noktalar olmadan, İngilizce harflerle .org'dan bu raporları indirip okuyabilirler.
Yani kitap niteliğinde öğretici ve hani sadece rapor olarak bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben de kurumunuzun yakın takipçilerinden biriyim bu arada. Bahsettiğiniz mesela raporun da o rakamları hemen biz burada aktaralım. Onu da not almıştım çünkü söylemek için. 14 nefret suçu 2020 yılında din ve inanç temelli olarak işlenmiş. Bunlar kayıt altına alınabilenler tabii. Evet. 8 tanesi Alevilere, 5'i Hristiyanlara, biri de başörtüsü takan kişiye yönelik önyargıya dayalı olarak işlenmiş. Bu da sizin de bahsettiğiniz Türkiye'de din ve inanç temelli nefret suçları 2020 raporunda var. Takip etmelerini öneriyorum. İnanç özgürlüğü girişimini çok değerli raporlar sunuyorsunuz. En azından kayıt altına almak bunları çok önemli. Zaman ayırıp katıldığınız için de çok teşekkür ederim Mine Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Mine Yıldırım'la bu konuyu, inanç özgürlüğü girişiminin hazırladığı raporu gündeme getirmiş olduk. Bu projenin sorumlusuydu kendisi. Kapatacağız, zamanımız doldu. Ama isterseniz şunu eklemeden olmasın. Mine Hanım'la konuşurken de söyledim. Karopaylan'a 7 yıldır verdiği soykırım tanınsın önergesinin 7. yılında bu sefer bazı linç girişimleri oldu. Kendisi de söylüyor bunu. Bugüne kadar hiç 7 yıldır verdiğim bu önergeler için bu kadar lince uğramamıştım diyor. Bu konudaki haberle, Artı TV'de hazırlanan haberle tamamlayalım isterseniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Size üstün. Bugün halkımın, Ermeni halkının yas günü. Bugün 24 Nisan. HDP İş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Ermeni soykırımının 107. yılında soykırımın tanınması için hazırladığı kanun teklifi Meclis Başkanlığı tarafından gündeme dahi alınmadan iade edildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iç tüzüğe aykırı gerekçesiyle iade edilen kanun teklifinde Ermeni soykırımındaki sorumluların belirlenmesi, soykırımda sorumluluğu bulunan kişilerin isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılıp yerlerine soykırıma karşı duran kamu görevlilerinin isimlerinin verilmesi, mağdurlara ve ailelere vatandaşlık verilmesi talepleri yer alıyordu. Şentop'un iade yazısını 23 Nisan özel oturumu sırasında yazdığı öğrenildi. Paylan teklifle ilgili açıklamasında Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ifadelerine yer vermişti. Paylan 2018 yılında da meclise Ermeni soykırımının tanınması için kanun teklifi sunmuştu. 2018'deki kanun teklifinde Paylan soykırım izlerinin günlük hayattan kaldırılmasını istemişti. 4 yıl önce böyle tepki görmeyen Paylan bu yılki kanun teklifinde hedef gösterildi. HDP'li Paylan'ı hedef alan AKP sözcüsü Ömer Çelik kanun teklifini ahlaksız teklif olarak nitelendirdi. Twitter hesabından HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ı hedef alan Çelik, soykırımın tanınmasını isteyenleri Türkiye düşmanı olarak tanımladı. Paylan'ı özür dilemeye çağıran Çelik, hukuki takibat yapacağını belirtti. Garo Paylan'ı hedef alan bir başka isim de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Kanun teklifini şiddetle kınadığını vurgulayan Akşener, Paylan'ın taleplerini hadsizlik olarak nitelendirdi. Siyasilerin açıklamalarının ardından Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetesi de Paylan'ı hedef gösterdi. Paylan'a destek ise sosyal medyadan geldi. Hrant'ın arkadaşları, doğa ve hak savunucuları, siyasetçiler, sanatçı ve yazarlar Garo Paylan yalnız değildir etiketiyle paylaştıkları mesajlarda Paylan'a yönelik nefret söylemini kınadı. HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada Anadolu ve Mezopotamya'nın kadim halkları olarak 107 yıllık acıları paylaşıyoruz ifadelerine yer verdi. 1915 Ermeni soykırımında hayatını kaybedenleri anmak için her 24 Nisan'da yapılan anma toplantısına bu yıl İstanbul Valiliği tarafından izin verilmedi. Anma toplantısı 2010 yılından bu yana pandemi yasaklarının olduğu 2 yıl haricinde yapılıyordu. Valilik kararına dair açıklama yapan 24 Nisan Anma Platformu ne değişti diye sordu.